Bunlara abeküsü verin. 130'a kadar sayamazlar. Bizim 1,5 yılda yaptığımız konut sayısı 130 bin. Abeküs saymaya devam edin. Yıl sonuna kadar 200 bini bulacak bu. Bugün Sayın Başarır, teşekkür ediyorum. Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. Sayın Şahin, teşekkür ediyorum. Sayın Başarır, buyurun. Sayın Başarır. Daha devam ediyor. Evet, Sayın Şahin, süreniz doldu. Lütfen, teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın konuşmacı geçen hafta konuşan bir Kahramanmaraş milletvekili dedi. Günden düştü konuşan milletvekili Sayın Ali Öztunç, kaldı ki böyle iddialarda bulunursa her Kahramanmaraş milletvekilinin bir açıklama hakkı vardır. Açıklama hakkını kullanması talep Sayın Öztunç, Sayın Başarır, izin verir misiniz? Şimdi tabii şahsınıza dönük bir sataşmada bulundu mu? Evet. Ne dedi? Yalancı dedi. Ne dedi? Hemen söyleyin, bıraksalar. Ne dedi? Dedi ki efendim, arkadaşlar bir dakika izin verin. Sayın Öztunç gayet meramını düzgün anlatan bir vekilimiz. Efendim, buyurun. Dedi ki gözleri görmüyor, yalan söylüyor, yalancı buyurun, dedi. Buyurun. Sayın Öztunç'un avukata ihtiyacı yok. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yanlış milletvekilini çıkartmışsınız AK Parti grubu. Keşke Sayın Depkici'yi çıkarsaydınız. Maraş'ı tanıyor. Kahramanmaraş'ı iyi biliyor. Beyefendi İstanbul'dan Maraş'a gelemediği için Maraş tanımaz. Maraş'ın kaç mahallesi var bilmez. Maraş'ın bir yerine koy, öbür tarafı çıkartamaz. Bakın diyor ki Nur Hak Devlet Hastanesi diyor. Gittik baktık diyor. İşte bakın AK Parti'nin şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel. Zamanında Fırat Görgel il başkanıydı. Diyor ki Fırat Görgel, veriyorum. Veriyorum ya abi. Diyor ki Fırat Görgel, Nur Hak Acil Durum Hastanesi teslimat Şubat 2024 diyor. Biz hangi aydayız? Hangi aydayız? 10 ay geçmiş. Diyor ki 25'te teslim edeceğiz. Bir yıl gecikmiş, bir yıl. Diğerleri acil durum hastanesi. Ne zaman? Şubat 2024'te teslim edilecekmiş. Hangi aydayız? Kasım 2024'teyiz. Yapılmadı, bitmedi. Bitmedi daha. Daha sürüyor. Bakın bir yıl geçmiş. Daha hasta kabul etmemiş. Diyorlar ki biz yaptık, ettik, bittik. Benim köyümü söylüyor. Zillihan köyü. Bir defa Zillihan diye bir köy yok. Orası köy değil, mezra. Onu bile bilmiyorsun, tamam mı? Ondan sonra çıkmış, diyor ki 30 tane konut yapıldı. Arkadaşlar çevre köylere konut yapmadılar. Benim köyüm diye 20 kişinin ihtiyacı varken 30 tane yaptılar. Sırf bu lafı etmek için, biliyor musun? Sırf ya, bu lafı etmek için. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi de diyorlar ki, ya köye evler fazla yapıldı. Bu evleri kim alacak? Kime satılacak diye dert yanıyorlar. Ama o evlerde bitmedi. O evlerde bitmedi. Bitmedi kardeşim. Daha onu yapamadınız. Ey Kahramanmaraşlı! Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Bunlar yapamıyor diyorum. Mehmet Şahin. Yolda görseniz tanımayacaksınız. Mehmet Şahin gelmiş burada yaptık diyor. Tamam mı? Hadi gel buyur beraber Maraş'a gidelim. Maraş'a gidelim de gör bakalım. Kaç kişi seni tanıyacak? Kaç kişi senin Maraş millet... Sayın Öztunç, teşekkür ediyorum. Sayın Öztunç, teşekkür ediyorum. Sayın Şahin, buyurun. Sayın Şahin, buyurun. Niçin söz istediniz? Çakmağı da düşünmüşsün. Mehmet Şahin Maraş'a gittiği zaman köyünde kalır. Sorun. Mehmet Şahin'i sadece Maraş değil, Türkiye ve dünya tanır. İkinci dönem milletvekilisin. İkinci dönem milletvekilisin. Kahraman Maraş'a boş boş laf konuşmaktan başka hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yok. Bir tek eserin yok. Ben 1,5 yıllık vekilim. 1,5 yıllık vekilim. Eğer yapılanları şöyle bir dizsem, kaldığın eve kadar yol olur. Onu da söylemekte fayda var. Ama şunu söylüyorum.
şunu söylüyorum. Ben bundan sonraki süreçte yapılacak her açılışa sizi davet edeceğim. Sizinle resim çekileceğiz. İnşallah teşekkür edersiniz. Yalanların peşinde koşmayın. Gerçeklerin peşinde koşun. Yalanların peşinde koşmayın. Bir dakikalık vekil olmayın. Hizmeti takip edin. Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Değerli milletvekilleri, bir izin verin. Bir izin verin lütfen. Bir izin verin. Bir izin verin. Somali Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadat Omar Hassan ve beraberindeki heyet genel kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Evet Sayın Başarır buyurun. İki şey söyledi. Açık şahsına sataştı. Bir, boş boş konuşuyor dedi. İki, bir dakikalık milletvekili olmayın dedi. Bence daha bir ağır hakaret bu. Sayın Şahin, Sayın Başarır, Sayın açık Başarır. Şu anda burada bir sataşma var. Yok. Var, çok net efendim yani. Ama Sayın sataşmadan başkanım. Ne anladığınıza Sayın bağlı. Başkanım. Size tamam, değerli ya, vekilim dedi, ya. Size açılış. O zaman biz ne zaman bitireceğiz bu meclisin çalışmasını? Her laftan alınganlık yaparsak bitmez ki bu. Sayın Şahin Usta buyurun. Ya, Sayın Öztürk lütfen. Ben bir sataşma görmüyorum ben burada. Bir sataşma yok efendim. Bir sataşma yok. Sayın Öztürk lütfen bak çıktınız meramınızı anlattınız. Ben savunuyorum. Sizin hakkınızı savunuyorum. Demin verdim ben size. Peki buyurun bakalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım dedi ki Sayın Şahin ben Maraş'a gidince köyümde kalıyorum dedi. Ben de Maraş'a gidince evimde kalıyorum. Nerede evim? Kahramanmaraş 12 Şubat Zekeriya Köy'de. Yani orada ben evimde kalıyorum. Siz köyünüzde kaldığınızı söylüyorsunuz. Sizin köyünüzde kalıyorsunuz da sizin köylüleriniz bana oy veriyor. Bu nasıl olacak? Sandığa bak. Benim köyümde o gösterdiğin, evet bakacağız. Bakacağız. O gösterdiğin Zillahan köyünde sana oy çıkmadı ama senin köyünde bana oy çıktı. Bak hadi. Bak hadi oradan hadi. Köylerinle aran yok bir defa. Dünya tanır diyor beni bakın. Ya sen şimdi bir laf ederim çok ağır gelir hocam. Çok ağır gelir. Sus. Fazla laf atma. Boş boş konuşuyorsun diyor. Ne yaptın Maraş'a diyor. Arkadaşlar boş boş konuştuğunu iddia etti milletvekili. Son seçimde Kahramanmaraş'ta iki milletvekili çıkarttık. Onların yediydi beşe düştüler. Son seçimlerde dokuz... Ya sen bir dur Allah aşkına ya. Bir dur. Sen laf atıcısın. Başka bir şey yok. Son seçimlerde 9 tane belediyesi vardı AK Parti'nin. Bu beyefendiler milletvekili oldu. 3'e düştü. 3'e. Benim bir tane belediyem vardı CHP. 4'e düştü. 4'e çıktı. 4'e. 4 tane belediyem var. Elbistan'ı kaybetti senin yüzünden. Sana söyleyeyim. Ekinöz'ü senin yüzünden. AK Parti. Ey Tayyip Erdoğan. Senin bu vekillerin yüzünden belediyeler kaybettin. Milletvekilinde kaybetmeye devam edeceksin. Ben gittiğimde Maraş'ta 7 milletvekili vardı AK Parti'nin. Düştüler 5'e. Belediyeleri 9'du. Düştüler 3'e. Gidişat ne biliyor musunuz? Kahramanmaraşlı bunlara. Maraşlı tokatı vuracak. Sütçü imamın tokatını vuracak. Hadi oradan. Hadi. Bak bir daha düştü. Sayın Şahin Usta buyurun. Sayın Başkanım. Lütfen Sayın Şahin Usta'yı dinleyelim. Sayın Başkanım Şahin Usta, buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir milletvekili geçen hafta çıktı Maraş'la ilgili bir takım iddialarda bulundu. Bunun üzerine Maraş milletvekilimiz de medeni bir şekilde arkadan müsaade. Sayın Başkanım. Sayın Şahin Usta siz buyurun genel kurula eğer konuşacaksak edin. Burada herkes birbirine saygı duymak zorunda. Evet. Milletvekilimiz Maraş milletvekilimiz Sayın Mehmet Şahin de çıktı. Görselleriyle birebir geçen hafta sadece fora kazık çakıldı denilen hastanelerin bitmiş hallerini gösterdi. Şimdi bunları kabul etmeyebilirler tamam. Onlara da bir şey demiyorum.
Ama bir milletvekilinin çıkıp bir başka milletvekiline seni Maraş'ta kim tanır? Kimsin sen? Köyünde bile bilinmezsin. Beni herkes bilir. Böyle bir siyaset dili bu millet meclisine yakışmıyor. Bu ancak... Sayın Şahin, lütfen son sözlerinizi söyleyin. Bakın. Ali Bey. Sayın Öztürk, Sayın Öztürk. Sayın Öztürk, Sayın Şahin Usta. Siz gene Sayın Öztürk. Sayın Başarır. Sayın Başarır, lütfen ikaz edin. Yani böyle bir usul olmaz. Sayın Öztürk, lütfen. Bak, siz herkes dinledi, siz de dinleyin. Grup başkan vekili olarak konuşmama dahi Ali Bey tahammül edemiyor. Biraz saygı. Biraz saygı Ali Bey. Sırf siz konuşacaksınız, bütün genel kurul sizi dinleyecek değil. Eğer konuştuklarınızın doğruluğu varsa çıktığını söylediniz. Bizim vekilimiz de çıktı elinde fotoğraflarla, neyse doğru bunu söyledi. Konuyu iki taraflı konuştunuz ama kişisel olarak bir milletvekilinin bir diğer milletvekiline siz de ona gereksiz laflar... Ali Bey, siz başlattınız. Siz ilk önce vekilimize ağza alınmayacak, siyaseten doğru olmayan sözleri söylediniz. O da sizin söylediklerinizin boş olduğunu söyledi. Bunun üzerine tekrar... Peki. Sayın Şahin Usta, lütfen. Lütfen. Evet, son sözlerinizi alalım lütfen. Evet, lütfen. Sataşmadan sözünü alan tekrar sataşıyorsa bir daha söz almak diye bir usulümüz var mı bilmiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Burası genel kurul. Burası evet siyaset yapılan yer. Ama bu ucuz siyasetten bir vekilin bir diğer milletvekiline bu tür çirkin sözler kullanmasını doğru bulmuyorum. Bakın, çalışan, üreten bir şehirden, yapılan binalardan, hastanelerden, evlerden bahsediyoruz. Ali Bey diyor ki sırf ben böyle söyleyeyim diye gittiniz ev yaptınız diyor. Ya biz depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre planlama yapıyoruz. Demek ki biz ev yapmışız, hastane yapmışız. Bak, kendi söylediğini kendin yalanlıyorsun. Önce yapmadınız dedin, şimdi dediniz ki fazladan ev yaptınız sırf ben söyleyeyim diye. Biz bu köylere de, şehirlerimize de evlerimizi yapıyoruz. Lütfen burada temiz bir dille konuşma uslubuna dikkat edelim. Bir vekil bir diğer milletvekilinin siyaseti hakkında seni şehirde kim tanır, kim bilir laflarını kullanma hakkına sahip değildir. Bu iş... Peki, teşekkür ediyorum. Evet, birleşime 15 dakika ara veriyorum.